Münafık İslam'a hizmet etmekten akıl almaz sıkılır. Onun için ipsiz sapsız işlerine vakit geçirir. Mesela boş film seyreder, kaşınır, esner, sokağa bakar. Efendim boş boş gazete sayfalarını karıştırır. Bir defter bulur, ona çizgiler çizer, karalar. Yani delilik alametleri tarzında. Veyahut bir yere sabitlenip onun detaylarını görmeye çalışır. Kağıdın üstünde cin arar falan böyle. Yani kafa bambaşkadır. Din konusunda çok rahatsız olur. İslam'a bir parça bile katkısı olmaz. Mesela Facebook'unda İslam'dan bahsetmek, Kur'an'dan bahsetmek münafığı acayip darlandırır. O hep kendinden bahsetmek ister. Kendini yüceltmek, kendini büyütmek, işte ne kadar entelektüel, ne kadar işte Rumi, ne kadar homoseksüel yanlısı, ne kadar Darwinist. Ya gizli yapar ya açık yapar. Gizli yaparsa işte heykellerle, resimlerle, şunlarla bunlarla. Veyahut açık aleni şekilde yapar. Evet. Ama İslam'a, Kur'an'a hizmet ettiğinde kendini çok çok enayi konumunda görür ve bu onu kızdırır. Onun için bütün vakti ölüdür münafığın. Yani şiddetle bundan kaçınır. En sıkıldığı şey Kur'an okunmasıdır, Allah'tan bahsedilmesidir. Öbür türlü de çok sıkılır ama onda çok çok daha sıkılır. Mesela boş boş sokağa bakar. Veya bir televizyon dizisi vardır, hiçbir anlamı yoktur. Saatlerce onu izler. Bir tane daha olur, onu da izler. Bir tane daha olur, onu da izler. Yani maksat vakit olsun. Zaman israfı münafığın meşhur özelliklerindendir. Ahirette açıklayamayacağı çirkin suçlarından bir tanesidir. Allah gençliğini nasıl geçirdin dediğinde, boş geçirdim diyecek. İslam'a hizmetin oldu mu? Olmadı. Peki şeytana hizmetin oldu mu? Oldu diyecek. Ben de senin belanı vereceğim diyecek Allah. Haklı mıyım? Diyecek Allah. Haklısın diyecek. Yani olacağı budur. Evet. İşte bunun için hemen etrafını suçlar ve Müslümanlara iftira atar. Ben İslam'a çok hizmet etmek istiyorum ama onlar benimle ortak çalışma yapmak istemiyorlar. Bana bir faaliyet vermiyorlar, benim yardımımı istemiyorlar ya da çalışmalarıma engel oluyorlar gibi bahaneler ortaya çıkar. Münafığa bir imkan verirsen bu tarzda, onu Müslümanlıkla mücadele için yapar. Mesela desen ki, ya bir iman hakikatleri hazırla. Gider birisine musallat olur, ya iman hakikatleri ilgili bana bir kitap versene. Adam kitap verir, sen bana niye yanlış kitap verdin der. Adam istediği kitabı verir, bunu niye geciktirdin vermeyi der. Verir, bu şunun altlarını sen bir çizip bana bir getirsene der. Kendi yapmak istemez. Adam çizip getirir, benim istediğim gibi çizmemişsin der. Sırf ahlaksızlık için kullanır bunu. Yani yine Müslüman'ı meşgul etmek içindir. Onun için münafıkla satranç maçı gibidir Müslüman'ın mücadelesi. Çok alçak, çok kahpe, şeytanın budalalaştırdığı bir dessas, ahmak şeytandır. Evet. Münafık. Evet. Oysa ki elinin altında İslam'a fayda olabileceği, Müslümanlara yardım edebileceği çok fazla imkanı vardır. Ayrıca her ben de bir faaliyet yapmak, size yardımcı olmak istiyorum dediğinde ona tamam, o zaman şu konuda şöyle bir çalışma yapar mısın gibi bir talepte bulunulur. Ama münafık kasıtlı olarak bunların hiçbirini yerine getirmez. Zaten bu sözleri söylerken ki niyeti de asla hizmet etmek değildir. Tabii Müslümanların başına bela olmak için yapar onu. Evet. Sadece iftira atabilmek ve huzursuzluk çıkarabilmek için bahane bulmaktır. Hiçbir işe yaramadığının ve Müslümanlara hiçbir konuda yardım etmediğinin kendisi de farkındadır. Ve çirkeflik yaparak, yaygaralar kopararak bu imajının üstünü örtebileceğini sanır. İnsanların aklında istiyor ama imkan tanınmadığı için bir şey yapamıyor algısını oluşturabileceğini zanneder. Halbuki Müslümanlar samimi hizmet etmek isteyen birinin tavrıyla ahlaksızlığından dolayı hizmetten sinsice kaçan birinin tavrını kolaylıkla ayırt edebilecek kadar akıllıdırlar. Münafığın bu ahlakını detaylandırmak için verebilecek daha yüzlerce örnek vardır. Münafık iftira malzemesi olarak gerektiğinde sağlık gibi hassas bir konuyu bile kullanmaya çalışır. Örneğin kendisine yeni pişirilmiş çok güzel bir yemek ikram edilir, yemeğin bayat olduğunu iddia eder.
yediği meyvenin kenarında bir çürümü görse, bana bunu özellikle seçip verdiler, benim sağlığımı umursamıyorlar gibi hayal ürünü bir iftira ile ortaya çıkar. İşte münafık Müslümanların arasında kaldığı sürece bunlara benzer iftiraları asla son bulmaz. Dünyada karşılaşabileceği en vicdanlı, en dürüst insanların Müslümanlar olduğunu bildiği halde bu nur gibi tertemiz insanları karalamaya çalışarak huzursuzluk çıkarmak ve Müslümanlara zarar vermek ister. Ancak bu yaptıkları Müslümanlar için hayır, münafık için ise azapla sonuçlanır. Allah Kur'an'da gerçeği sürekli ters yüz ederek iftira atan münafığın ahirette acı bir azapla karşılaşacağını şöyle bildirmiştir. Şeytanı Allah'a sınırım. Gerçeği sürekli ters yüz eden, günaha düşkün olan herkesin vay haline, kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitir, sonra müstekbirce sanki işitmemiş gibi ısrar eder, artık sen onu acı bir azapla müjdele. Câsiye Suresi 7-8. Münafık iftiralarıyla özellikle de Müslümanların manevi liderleri olan elçileri karalamak ister. Münafık iftira atarak Müslümanlar arasında fitne ve kargaşa çıkarmak, kendince onları birbirine düşürebilmek ve birbirlerine karşı duydukları güveni zedelemek ister. İşte bu konuda kendine ilk hedef olarak seçtiği kişiler de Müslümanlar arasında aklına, güzel ahlakına, sözüne en güvenilen, en takva, en dürüst ve en adaletli bilinen Allah'ın elçileri olan kimselerdir. Gerçeği ters yüz ederek, dil eğip bükerek, yalan söyleyip iftira atarak, kendi zayıf akıllarınca sürekli olarak onları haksız çıkarmaya ve Müslümanların nezdinde onları sözde adaletsiz ve güvenilmez kimse olarak göstermeye çalışırlar. Allah Kur'an'da münafıkların bu şeytani yöntemlerini şöyle haber vermiştir. Şeytanda Allah'a sığınırım. Hiçbir bilgiye dayanmaksızın, insanları saptırmak için Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden daha zalim kimdir? Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Enam Suresi 144. Münafıklar tarih boyunca bu sinsi taktikleriyle her Müslüman toplumunda aynı fitneyi çıkarmaya çalışmış, tüm peygamberlere, elçilere ve Allah'ın veli kullarına aynı iftiraları atmaya kalkışmışlardır. Hazreti Yusuf, Mısır'da yanında kaldığı vezirin karısı tarafından kendisinden murat almak istediği iftirasıyla suçlanmış ve vezirin karısının yalana dayalı açıklamaları sonucunda yıllar yılı zindanda kalmıştır. Bu olay Allah korkusu olmayan, ahirete hesap vereceğini düşünmeyen, yalanı kendi menfaatleri için alçakça kullanan münafık karakterli insanların ne kadar gözü dönmüş olduklarını açıkça ortaya koymaktadır. Kur'an'da aslında vezirin karısının Hazreti Yusuf'a yaklaşmak istediği ve Yusuf Peygamber Aleyhisselam'ın onu reddetmesi üzerine de yalan söyleyerek ona iftira attığı anlatılmıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Evinde kalmakta olduğu kadın ondan murad almak istedi ve kapıları sımsıkı kapatarak isteklerim senin içindir gelsene dedi. Yusuf dedi ki Allah'a sığınırım çünkü o benim efendimdir yerimi güzel tutmuştur. Gerçek şu ki zalimler kurtuluşa ermez. Yusuf Suresi 23. Kapıya doğru ikisi de koştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. Tam kapının yanında kadının efendisiyle karşılaştılar. Kadın dedi ki ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Yusuf Suresi 25. Vezirin karısı ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir diyerek açıkça yalan söylemiş, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a iftira atmış ve haksız yere zindanda kalmasına neden olmuştur. Münafığın ne kadar psikopat olduğunu gösteriyor bu. Evet. Münafıkta sevgi olmaz. Yani birisini seviyorum dediğinde mutlaka bir taktik, bir oyun vardır. Yani nefsanidir. Kendini büyütme amacı vardır. Mesela Hazreti Yusuf'a sevgisinde de değil orada amaç. Evet. Neden onunla ilişkiye girmiyor? Evet. Yani ağrına gidiyor. Beğenmiyor mu? İmanın dolayı yanaşmadığını anlamıyor. Evet. Onun bahane ettiğini düşünüyor. Kendisini beğenmediğini düşünüyor. Çok ağrına gidiyor. O yüzden nefret ediyor. Yani kinleniyor. Yani öldüresiye bir nefret aslında. Sadece hapsettirebiliyor. Ama hapis de normalde müebbet hapis. Evet. Allah çıkartıyor. Yoksa tamam yani günü konmamış bir hapis verilmiş. Evet. Tabii o kadar konmuş hapis. Yani müebbet. Ölünceye kadar dursun diyorlar.
o kadar kahpe kadayan, o kadar alçak. Yani münafık zalimliğini, alçaklığını vurgulayan çok mühim bir açıklama o. Kur'an'daki açıklama. Evet yavrum. Tamam, şeytandan Allah'a sığınırım. Kur'an'ın kocası, doğrusu bu sizin düzeninizden biridir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür dedi. Yusuf suresi 28. ayetiyle vezirin de bu iftiranın büyük bir düzenden ibaret olduğunu gördüğü ve Hazreti Yusuf'un masum olduğu halde iftiraya uğradığını anladığı anlatılmıştır. Nitekim bir başka ayette Allah, şeytan Allah'a sığınırım. Sonra onlarda Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Deccaliyette hukuk olmuyor. Yani üst makam ne derse hukuk ona göre şekil alıyor. Bağımsız bir akılcı hukuk olmuyor. Delilleri görmelerinin ardından... Tam delil önemli olmuyor. Yani deccaliyette delil olmaz. İşte Kur'an'da anlatılan bu olay, Allah korkusu olmayan insanların iftiralarının ve düzenlerinin büyüklüğünü ortaya koymaktadır. Bu iftirada Yusuf Peygamber aleyhisselamı iffeti hedef alınmıştır. Ancak münafıkların iftira atarken Müslümanlara itham ettiği konular çok çeşitlidir. Özellikle de Allah'ın elçileri ya da Müslümanların liderleri söz konusu olduğunda, münafıklar zayıf akıllarınca mutlaka o kimselerin yönetici vasıfları açısından sözde aciz içinde ve yetersiz oldukları izlenimi vermeye çalışırlar. Bu mübarek insanları münafıkların bu iddialarından tenzih ederiz. Dönemin putperest müşrikleri kendilerince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin delilik, yalancılık, akli yetersizlik, kahinlik, şairlik gibi düzmece suçlamalarla itham etmeye çalışırlarken, Müslümanlar arasındaki münafıklar da yaptıkları ince ince oyunlar, söyledikleri yalanlar ve iftiralarla Müslümanlara bu konularda şüphe vermek ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme duyulan güveni kırmak istiyorlardı. Münafığın yanında çok tetikte, çok uyanık durmak lazım. Çünkü mesela makul bir şey söylediğinde bile mutlaka bir oyun vardır münafıkta. Mesela diyor ki, şu an diyor başım ağrıyor, ben içeri gitmek için. Mutlaka bir pislik yapmak içindir. Veyahut mesela bir istek, talebi var. Mutlaka Müslümanlara, şeytan onu o şekilde yönlendiriyor. Mesela Peygamberimiz zamanında adam diyor ki, ya ben bir Kur'an'a bir bakayım. Doğru mu diyor. Enaniyetli ve ekabir adam. Bakıyor, inceliyor. 19 mucizesini de görüyor. Elavi olarak, yani hak olduğunu görüyor. Fakat etrafındaki adamlar Kur'an'ı reddetmesini beklediği için enaniyetliğinden ve alçaklığından Kur'an'ı reddediyor. Reddederken de işte bu insanların yazdığı bir şeydir, başkasından öğrenmiş. İşte ona gece gündüz öğretiyorlar, o da ondan yazıyor. Aslı yok diyor, haşa. Halbuki vahyin gelişini de görüyor, vahiyde peygamberin ne hale geldiğini de görüyor. Ayetlerin uzun uzun indiğini ve Kur'an'ın kusursuz, muhteşem bir ahenkten indiğini ve taklidinin yapılamadığını da görüyor. Buna rağmen bu ahlaksızlığı yapıyor. Mesela Kur'an'ın musiki ahengi, yani klasik o şiir dili, o şiir dili içerisindeki o müzik 1400 seneden beri taklidi yapılamıyor. Allah söylüyor, benzerini yapabiliyorsunuz ya, mesela Kur'an okulunda bambaşka. Hiçbir edebi esere benzemiyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Yani tarif edemedikleri bir güç ve bir özellik var. Yani bütün edebi eser ittifak ediyor onlar. Şairler, edebiyatçılar, bütün edebiyatçılar bilir onu. Yani taklidi hiçbir şekilde yapamıyor. Birkaç kere deneme yaptılar, 3-5 kere deneme yaptılar. Hepsi böyle sırıtıyor. Yani rezalet, çok kötü denemeler. Benzetmek için yap ama akıl almaz kötü ya, çok akılsızca. Yapamadılar. Allah diyor zaten. Yapabiliyorsa bir yapsınlar diyor. Kesin olarak yapamayacak. Tabii. Ya küçük bir bölüm yapsınlar diyor Allah. Küçük. Sembolik yapsınlar diyor, yine yapamazlar diyor. Evet. Günümüzde de münafıklar, Müslüman toplumlarına manevi önderlik eden kimselere karşı verdikleri sinsi mücadelede aynı taktikleri kullanırlar. Münafıklar, bu kimselerin İslam ahlakını anlatmada, dünya çapında dinsizliğin fikri zemininin ortadan kaldırmada ve özellikle de İslam alemindeki münafıklara karşı mücadelede ne kadar etkili olduklarının çok iyi bilincindedirler. O yüzden de kendilerine asıl hedef olarak onları seçerler. Bu mübarek insanların varlığı, münafığın küfürdeki dostlar için önemli bir tehdittir. Çünkü münafık, takvaca üstün olan bu kimselerin, kendilerinin küfürle olan gizli işbirliğini
sinsi planlarını fark edip bozabilecek bir akıl, feraset ve basirete sahip olduklarının farkındadır. Kendi şeytani sistemine zarar gelmemesi için kendince bu insanların etkisini kırabileceği yollar arar. İşte bunun için de bazen gizli ve açık imalarla, bazen açıkça yaptığı suçlamalarla hemen her konuda bu kimselere karşı iftiraya dayalı bir mücadele vermeye başlar. Kur'an'da münafıkların bu ahlakı kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkekler ve münafık kadınlar sözleriyle anlatılmıştır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Bir de kötü bir zan ile zanda bulunan münafık erkeklerle münafık kadınları ve müşrik erkeklerle müşrik kadınları azaplandırması için o kötülük çemberi tepelerine insin. Allah onlara karşı gazaplanmış, onları lanetlemiş ve onlara cehennem hazırlamıştır. Varacakları yer ne kötüdür. Fetih Suresi 6. ayet. Bak, Müddessir Suresi 74'de 11'de Cenab-ı Allah, bak kendisini tek olarak ve yapayalnız yarattığım şu adamı bana bırak. Bu ayette münafıkların yalnız kalacağını Allah işaret ediyor. Çünkü müminlerin tiksindiği bir mahluk olduğu için, müminlerin başına bela olduğu için ve münafıkları da anlaşamayacağı için, münafık münafıkla da anlaşamaz. Allah aralarında didişirler diyor. Aralarında boğuşurlar diyor münafıklar. Onlarla da anlaşamayacağı için yalnız kalıyor münafık. Ki ben ona alabildiğine geniş kapsamlı bir mal ve servet verdim. Çünkü her türlü imkan Allah ona özellikle veriyor müminlerin vesilesiyle. Yani imtihan olarak veriliyor. Müminlerden ahlaksızlık yapmasın, İslam'a dönsün diye ona her türlü imkanı sağlıyorlar. Göz önünde hazır çocuklar verdim. Yani arkadaş çevresi anlamına da gelir bu. Kendi öz çocukları da anlamına gelir. Ve sayısız imkan ve fırsatları önüne serdim. Her türlü imkan. Mesela kitap okuma imkanı, İslam'ı yaşama imkanı, güzel ahlak göstertme imkanı, faydalı olma imkanı, hepsini önüne verdim diyor Allah. Sonra daha artırmam için tamah eder ve doyumsuz istekte bulunur. Yani bir şey alındığında başka bir şey daha istiyor. Bir şey istediğinde bir şey daha istiyor. Münafığın bir doyumsuzluğu vardır. Yani sürekli tamah içindedir. Mesela yiyeceği varsa daha fazla yiyecek ister. Mesela içeceği varsa daha fazla içecek ister. Kıyafeti varsa daha fazla kıyafet ister. Bir türlü doymaz. Hastalık derecesindedir. Ama tabii o iki nedenden yapıyor onu. Bir hırsından, bir de İslam'a zarar verme amacıyla kendince yapıyor. Halbuki onun hep aleyhine oluyor. Müslümanlara bereket getirir o. Onun aleyhine olur. Hayır, çünkü o bizim ayetlerimize karşı kesin bir inatçıdır. Münafığın çok inatçı ve karaktersiz yapısı burada vurgulanıyor. Yani bir türlü hizaya gelmez, bir türlü düzelmez. Onu alabildiğine sert bir yokuşa süreceğim. Allah ona çok zorlu bir imtihan vereceğim diyor. Çünkü o düşündü ve bir ölçü tespit etti. Münafıklar hakikaten çok düşünürler. Ve hakikaten de bir ölçüleri tespit ettikleri bir yapı vardır. Yani her şey için kendi bir ölçü sistemleri vardır. Mesela şu öyle oldu da bu böyledir derler. Ama Kur'an'a uygun olmayan bir ölçü, münafıkhane bir ölçüsü vardır. O ölçüye göre olaylar der. Mesela bir insan şöyleyse bu böyledir der. Birisi şunu kabul etmiyorsa şöyledir. Kendine göre onun bir din anlayışı vardır münafığın. Allah diyor ki bak kahrolası nasıl bir ölçü koydu? Allah'ın onları kahredeceğinin ifadesi bu. Allah ölçüsünün çirkinliğine dikkat çekiyor. Yine kahrolası nasıl bir ölçü koydu? Bütün hayat ölçüleri çok berbatır münafığın. Taktikleri, oyunları, mesela yemek yeme alışkanlık, bir şeyi düşünme alışkanlığı, İslam'a bakış açısı hep çirkin ölçüler üstüne kuruludur. Kendi pis ölçülerine uymadığında kabul etmez. Sonra bir baktı, pis bakışına Allah dikkat çekiyor. Bakışını oynar münafık. Bazen makul gibi görünür, bazen pis, iğrençtir, bazen şüphecidir. Sonra kaşlarını çattı, bak bir anda yüzünü pis bir görüntüye sokabildiğine işaret ediyor Allah. Kur'an'ın mucizesidir bu. Ve yüzünü ekşitti, yüzünü pis bir görüntüye sokuyor. Yani aşağılık bir ifade veriyor yüzüne. Sonra da sırt çevirdi. Aniden münafık döner gider. Mesela bir şeyde kafası yatmadıysa bu da bir mucizedir Kur'an'ın. Sonra sırt çevirdi diyor. Bütün dünyada münafıklar bunu ortak yapıyorlar. Yani hayret edecek şey ya. Aynısını yapıyorlar. Ve büyüklük tasladı, istikbar. Enaniyet yapar. Kendine hiçbir şekilde laf söyletmez. Böylece bu yalnızca aktarılarak öğrenilen bir büyüdür dedi. Yani gizli inancı İslam'ı hiç kabul etmemektir münafığın. Ama bunu Müslümanlara karşı söylemez. Ancak kendi adamların yanında söyler. Bu beşer sözünden başkası değil. Bu burada bir münafık patlaması var.
Bunu açıkça söylüyor. Yani münafıkların içerisinde söylüyor. Bu beşer sözünden başkası bir değildir. Yani peygamberin aleyhine faaliyet yapıyor. Ya peygamber yalan söylüyor diyor, haşa. Ve sizi aldatıyor diyor, haşa. Allah diyor ki onu ben cehenneme sürükleyip atacağım. Çünkü dünyadaki cezası çok hafif onun için. Ama bak sürükleme tarzında. Yani cehenneme atacağım demiyor Allah. O direnecek. Allah da ben onu sürükleteceğim diyor. Yani ayaklarını yerlere sürükleyerek aşağılanması için. Cehennem nedir sen bilir misin? Ne alıkoyar ne bırakır. Allah özelliğini söylüyor. Beşere delicesine susamıştır. Yani bir delilik tarzında da cehennemin tavrı. Yani deli görünümü vardır. O korkutucu yönüdür onun. Yani çok dengesiz görünür cehennem. Mesela aniden saldırır. Onun üzerinde 19 vardır, 19 melek vardır. Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkası kılmadık. İşte bu da Allah'ın mucizesi. Mesela cehennemde yaşıyorlar. Ebedi cehennemde yaşıyor. Ama cennette yaşadığı izlenimini alıyor. Yani Allah ona onu o etkiyi veriyor. Yani aynı cennet lezzeti alıyor cehennemin içerisinde. Yani müminler cennette nasıl zevk içinde? O da cehennemde hayret edecek gibi mesela mantığını değiştiriyor Allah, algısını değiştiriyor. Ona cehennemken ona cennet oluyor. Cehennemin içi ya. Yani bu çok büyük bir mucizedir yani. Melekler cennette yaşıyor cehennemin içinde. Bak şayet korku gelecek olsa diyor şeytan Allah'sının ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimseler gibi gözleri dönerek sana bakmakta olduklarını görürsün. Yani akık gözlü olur diyor münafıklar. Gözü akıyor. Yani bir garip bir görüntü alıyor.